Günümüzde kullanılan akıllı teknolojiler ve bu devrin ürünleri olan akıllı cihazlarda bulunan navigasyon sistemleriyle yön bulma işlemi oldukça kolaylaştırılmışken, uydu görüntüleri destekli harita servisleriyle dünyanın öbür ucuna sadece birkaç parmak hareketiyle gidebilmek mümkün kılındı. Bu teknoloji dalı en çok kullanılan servis olan Google Haritalar sayesinde ise 10 yıllık bir kayıp hikayesinin sır perdeleri de aralanmış oldu. Videomuza başlamadan önce bize destek vermek için videomuza beğeni atıp kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Dünyanın pek çok yerinden uydu görüntüleri sunan Google Haritalar servisi bu sefer 10 yıldır kayıp olan bir adamın cesedinin bulunmasını sağladı. Evet, bu bir şaka değil. 10 yıl önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan adamın cesedi Google Maps'te ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde yaşamış olan 72 yaşındaki David Lenilus, 11 Ekim 2006 tarihinde akşam saatlerinde gitmiş olduğu bir bar çıkışında yürüdükten sonra kayboldu ve bir daha izine hiçbir şekilde rastlanmadı. Bu zamana kadar kendisinden haber alınamamış olan Nilus için aradan geçen 10 yılın ardından Google Haritalar servisinde göze çarpan bir görüntü ise bu yaşlı adamın cansız bedeninin bulunmasını sağladı. Araba Google Maps'te uydu görüntüleriyle gölet üzerine yakınlaştıkça açıkça ne görülebiliyor. Tamamen çamurla kaplanmış aracı göletten dışarı çekmek için gelen kurtarma ekipleri ise sürücü koltuğunda iskelet kalıntıları buldu. Aracın en son 11 Ekim 2006'da bir bar çıkışı kaybolan Devon Nealius'a ait olduğu tespit edildi. 72 yaşındaki Nealius sıklıkla uğradığı barda bir arkadaşıyla buluşmuş ve o günden sonra kendisinden haber alınamamıştı. Ailesi kendisinin kanser hastalığı nedeniyle depresyona girip öldüğünü söylüyor. Cesedin henüz kimliği tespit yapılmış değil. Ancak yetkililer Nealius'un cüzdanına ulaşmış durumdalar. Durum netleşmesi için diş kayıtlarının incelenmesi bekleniliyor. Otopsi tamamlandıktan sonra ailesi Nealius için bir cenaze töreni yapmayı planlıyor.